Abi bu sene söylediğimiz yani scrimlerin hiçbir anlamı, ehemmiyeti yok. Sadece hani deşarj yöntemi bizim için. Evet. Şu anda yaptığımız şey bu ama seneye bir takım yenilikler olacak. Onlar söylemek istediklerinde hangi yöntemi izlesinler? Onu merak ediyorum abi. Zaten onlar aslında çaktırmadan yapıyorlar o yöntemi. Çünkü her kulise gelen abi güzel konser değil, çok iyi abi, sağlık diye geliyorlar yani. Aslında senin yaptığın bu cesaretli girişim daha sonrasında müzisyenlerin senden bayağı etkilenmesine sebep oldu. Mesela Rock and Dark Express müzik yarışmasında sen de jüri üyesiydin. Evet. Ben de jüri üyesiydim. Beraber gittik. Evet. Trabzon'a falan. Hatırlıyorum. Hatırlamıyorum ama hatırlıyorum. Evet, orada çocuklardan gruplar bayağı etkilenmişlerdi. Brutal vokal yapan 2-3 tane grup vardı. Yani demek ki yavaş yavaş farklı bir müzik tarzı. Ben bir şey diyeyim mi abi? Bu sene bir sürü yarışmaya jüri oldum ben. Ve ben jürilikten hoşlanmıyorum. Yani yarışmalardan da mantalite olarak hoşlanmıyorum ama evet, jürilikten de hoşlanmıyorum. Çünkü haddim olduğunu düşünmüyorum. Herhangi birinin çaldığı bir şeyi yorumlamak, evet, onu puanlamak, sen kazandın, sen kaybettin demek gibisinden. Onu madem beni jüri yapıyorsunuz diyorum, benim olduğum yerde de olabilecek en sertlerini seçmeye çalışıyorum. Aslında bir açıdan da jüri olarak gittiğim çok iyi olmuş. Çünkü hani şu anda gençlerin neler yaptığını görme şansım oldu. Böyle de bir faydası olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Evet. İnanılmaz böyle brutal vokal yapan gençler 18 yaşında, 17 yaşında, 15 yaşında. Nerede 18 gördük ya? Bunların örnekleri 15 vardı. 15 yaşında adamlar vardı. Çok acayip gotik gruplar vardı. Black metal yapan gruplar vardı. Ve genel olarak benim jüri olduğum şeylerde onlar kazandı. Evet. Yani senin ilk başlarda, ben senin hani çocukluğumdan beri tanıdığım için senin bundan işte 94'lü yıllarda, 90'lı yıllarda dinlediğin müzik ve yaptığın müzik aslında bambaşka bir müzikti. Crow filminin den sonra bir şeylerin değiştiğini söylüyorsun. İşte ben zaten o zamanlar 94'de senin, tekabül ediyor. Evet. Ben o zamanlar senin yaptığın çalışmaları dinlemiştim, birkaç tanesini dinleme şansım olmuştu. Evet. Hatta ilk programda Beemen'i çalmıştık. O inanılmaz ses getirdi. Ona her programda istek geldi, öyle söylemek istiyorum. Bir daha mı diyorsun? Bir daha diyorlar bak. Verelim mi? Var mı elimizde? Beni bozmaz. Tempo tutarsanız ancak o zaman verebiliriz. Evet. Evet. Sevgili yönetmenimizden rica ediyoruz. Beemen'i bir kez daha dinleyebilir miyiz? Ayko'nun ilk çalışması. Daha... Alttan geliyor. Biraz daha ses alalım. Alman tekno yaptık biz orada. İyi aslında. Bence iyi ya. Evet. Oğlum, o zaman da karanlık ya. Çakışma mı bu? Evet. Topu çevir, topu çevir. Hop! Evet, alıyoruz. Aldık. Abi var, yani o senelerde var. Biraz geriye alabilir miyiz? Çok varmış abi. Mi yani? Şimdi bak, var. Sürpriz. Tamam, o kadar o teknolojiyle bu kadar o zaman. Evet. Şimdi ben biliyorum nasıl kaydettiğimi. Daha şimdi bir tekno, değil mi? Daha bir... Alman tekno gibi ama çok progresif olduğunu söyleyebilirim. Yani o da karanlık neticede. Evet, oradan yani buraya... harmonilere baktığın zaman gayet... Pislik hala, diyor. Yani. Hala karanlık. Evet. Hiç mutlu bir şarkı bulamazsınız yani. Kalk oğlum kalk, çayın soğuyor oğlum. O geyik. Geyikten de yana her şeyi bulabilirsiniz. Bir kez daha alıyoruz. Ya çok var oraya, istersen kes. Okeydir, alalım. Evet. Oradan buraya çok uzun bir süre geçti. Dinleyenler gerçekten çok istediler bunu. O yüzden bir kez daha. Yoksa ikimiz de biliyorduk. Ya ben şey yapmıyorum. Ben seviyorum hala o kaydı ya. Enteresan bir şekilde ta 90'larda bilmem nerede kaydettiğimiz Fostex'li falan kayıtları bazen buluyoruz da. Nostalji yapıyorsun. O zamanın yani o kötü teknolojisine göre gene hiç fena şeyler kaydetmemişiz gibi geliyor bize. Ya da biz kendimizi çok beğeniyoruz ya. Ya şöyle söyleyeyim. İyi müzisyen her zaman güzel bir şeyler yapar. Sen de iyi bir müzisyen olduğunu biliyoruz ve
ileride de güzel şeyler gelecek. Abi, o zaman da gayet iyi, gayet iyi bir şey yapmışsın. Evet. Güzel unuttun beni. Hemen iki şarkı daha istiyoruz senden. Hangi şarkıları? Evet, hangi şarkıları? Hangi şarkı? Dur. Hangi şarkıları? Sıralamayı bilmiyorum ama Ölüyorum ve Siren sanırım. Evet. Hayko Cepkin'den Ölüyorum ve Siren gibi.